Aa, gidiyor musunuz çocuklar? Yedi kaçtı gibi olacak ama. Olsun, bu kadar da geldiniz ya. Ayağınıza sağlık yavrum. Öpeyim. Fikret, kapı. Hoşçakalın. Buyurun. Ali Rıza Tekin'in evi değil mi? Evet. Ben banka avukatıyım. Beylerde haciz memuru. Ali Rıza Bey. Haciz işlemi için mal tespiti yapılacak. İzninizle. Ali Rıza. Hay Allah, ödeyecektik aslında biz borcumuzu. Ne yapacaksınız şimdi? Eşyalarımızı mı alacaksınız? Ödeme yapmanız için tanınan süre yarın 12'de doluyor. Parayı ödemediğiniz takdirde şimdi listesini yapacağımız eşyaları haciz altına alacağız. Mutfak ne taraftaydı? Burada. Yukarıda hangi odalar var? Beyefendi, yardımcı olur musunuz lütfen? Görüşürüz Necla. Hadi. Görüşürüz. Ne yapıyor? Öyle oturuyor hala. Mahvoldu adam, kahroldu. Yüreğine inecek diye korkuyorum Nehir. Ne yapacaksınız? Nasıl ödeyeceksiniz parayı? Ay, ne bileyim. Bende de yok ki anacığım, vereyim. Takım akı bir şey kalmadı ki satacak. 38 bin lira. Nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. Gidecek mi şimdi bütün eşyalar? Alsınlar, gözümde değil valla. Varsın dımdızlak kalalım. Yeter ki Ali Rıza'ya bir şey olmasın. Ondan korkuyorum ben. O kadar para. Yine de sağ ol Sedef. Söylemem bile yeter. Adamlar evde dolaşırken çok kötü oldum. Bir an hiçbir şey bizim değilmiş gibi hissettim. Yarın bu evden o eşyalar çıkarsa babam da annem de mahvolurlar. Giden eşyalar için değil tabii. Ali Rıza Bey'in evine haciz geldi. Düşünsenize. Niye hep her şey üst üste geliyor? Yeter artık ya. Arkadaşlarıma da rezil oldum. Yarın sen mahallenin seyrini düşün. Babam kahrolur. Cem de öğrenecek. Ailesiyle bu akşam konuşacaktı değil mi? Babama bak ya. Üf. Sedef. Annem kalktı herhalde. Hadi görüşürüz. Güle güle. Güle güle canım. Daha buradasın değil mi? Buradayım. Sedef. Geldim. İnmeyin siz. Hadi bay bay. Güle güle. Nehir ablaya ayıp olacak. Geçirip geleyim. Gel otur ya. Ne ayıp olacak? Yabancı değil onlar, otur. Yarına kadar o parayı bulmamız lazım. İyi geceler.
geceler Ali Rıza Bey. İyi geceler. İyi geceler. Yaman Bey'den isteyeceğim. İsteyeceğim, ne var? Çalışır öderim. Kesin maaşımdan. Babama sormadan öyle bir şey yapma. Abla, isteme diyecek, bilmiyor musun? Sakın isteme. Olmaz. Böyle bir şey nasıl düşünürsün falan filan. Herkesin gözü önünde eşyalar götürürken daha mı iyi olacak? İner bir tarafına, Allah korusun. Yaman Bey'den isteyene kadar isteyeceğimiz bir yer var ama... Tahsin abinin işleri bozukmuş. Adamı da zor durumda bırakmış şimdi. Hayır. Cevriye Hanım evini sattı. Bir miktar parası var. Ama yok, olmaz. Ömrü billah dilinden düşmeyiz. Babam daha çok üzülür. Yaman Bey arıyorum. Ben de yardım ederim sana öderken. Ben de. Alo. Merhaba Yaman Bey. Rahatsız ettim bu saatte. Rica ederim Leyla. Hayrola? Bitki çayı koyacağım. Hı. Önemli olmasaydı rahatsız etmezdim ama... Paraya ihtiyacımız var Yaman Bey. Yarın öğlene kadar 38 bin liraya ihtiyacımız var. Ya. Leyla. Bunu sizden borç olarak istiyorum. Maaşımdan yavaş yavaş kesersiniz. Yine Şevket'in borçları değil mi? Babam her şeyi ödemişti. Ama kredi kartlarından borç kalmış. Bu onun için. Eğer yarın öğlene kadar ödenmezse... Vallahi yarın da bir sürü ödeme vardı ama bakarız Leyla. Bir şeyler yapmaya çalışırız. Çok teşekkür ederim Yaman Bey. Sağ olun. Tamam tamam. Hadi iyi geceler. Bıktım bunların problemlerinden de ya. Ne istiyor? Para. Üstüne gitme şimdi. Ne oluyor? Ne oluyor? Baba, gurur yapacak durumda değiliz. Battık batacağımız kadar. Yaman Bey benim patronum. Neler yaşadığımızı biliyor. Yabancıdan istemedim ki. Haczi öneririz, Yaman Bey'e borçlanırız. Hiç olmazsa Yaman Bey gırtlağımıza basmaz. Ödeyebildiğimiz kadar, ödeyebildiğimiz zaman öderiz. Hepimiz öderiz baba. Birkaç ayda biter. Oldu mu yani şimdi? Halloldu mu mesele? Yaman Bey'den alacağım sabah. Oh, çok şükür yarabbim. Allah ondan razı olsun. Ay, çok sevindim.
Vallahi gücüme gidiyor artık ha. Bitmedi kardeşim, bitmedi, tükenmedi istekleri. Abisinin benden çaldığını bir de yine bana ödetecekler. Olacak şey mi canım? Verme sen de. Yarın öğlene dediğine göre sıkışmışlar belli. Haciz falan gelecek herhalde. Ondan yana yakılı arıyor. Sana ne? Akraban değil, bir şeyin değil. Mecbur musun? Değilim tabii. Zaten sinir oluyorum Leyla'ya da. Kocası da abiyi de seni dolandırmış. Sen hala yüzlerine bakıyorsun. Kızın bir suçu yok da. Ama olsun. Ne diye bulaşıyorlar sana hala? İyi vallahi. Hiç bilgin kalmasın, bırak. Para mara da verme. Verirsen enayisin. Öyle aslında. Yaman Bey için bir şey değil ki o para. Bir yurt dışına çıktı mı 2 günde harcıyor. Ama ne? Faturalar elime geliyor, biliyorum. Ablam da Cevriye Hanım'dan istemeye kalkıyordu neredeyse. Aman. Ay, kaşıyla verip sapıyla çıkarır, sakın. Ne oluyor? Niye saatlere bakılıyor habire? Cem annesiyle babasıyla konuşuyor bu gece. Niye aramadı hala? Arar. Yemeğe gideceklerdi.